küçük adam. Kurtar. Sakin ol, kurtaracağım seni. Her yer ateş içinde. Nasıl çıkacağız buradan? Çıkacağız, merak etme. Özel güçlerimle seni buradan kurtaracağım. İşte gördün mü? Kurtardım seni. Nasıl kurtarmaymış bu? Sonuçta orada evim yandı. Bundan önce gelebilirdin örümcek adam. Nankörlük yapma. Ben sana gelmek zorunda bile değildim. Ama geldim. Örümcek adam. Zamanında gelseydin evim kurtulurdu. Şimdi her yer yandı. Alem bir sürü kızacak bana. Çalan ne? Alar, kızımı unuttum yine. Hemen gitmeliyim burada. Nereye gidiyorsun? Evim yanıyor. Evimi söndür hemen. Ben sadece senin canını kurtarabilirim. Malını değil. Ben gidiyorum. Bir teşekkür bile etmiyorsun. Örümcek adam. Seni ne olursa olsa bulacağım ve mahvedeceğim. Senin yüzünden evim yandı. Benim ne suçum var? Kendin ateşle oynamışsın. O yüzden evim yandı. Hadi ben gidiyorum şimdi. Nereye gittin? Gel buraya. Çabuk gel. Kayboldu. Örümcek adam. Seni ne olursa olsun bulacağım ve mahvedeceğim seni. Evim yandı senin yüzünden. Of ya. Babam yine çok geç kaldı. Yine gelmedi. Allah Allah, nerede kaldı? Her zaman babam beni bekletiyor zaten. Her zaman böyle kalıyorum dışarıda. Herkesin ailesi onlardan önce geliyor. Ben de gece geç saatlere kadar babamı beklemek zorunda kalıyorum. Resmen bu bir işkence. Babam neden hiç benimle ilgilenmiyor? Yoksa beni sevmiyor mu? Her zaman bekliyorum ancak babamı. Aa, baba? Kusura bakma. Yine seni çok beklettim biliyorum. Evet baba, çok beklettin. Yine ne yaptın? Yine çok meşguldün diyeceksin değil mi? Kızım maalesef işlerim yoğun. Biliyorsun. Eğer meşgul olmasam seni hiç bekletir miyim? Yani bekletmezsin baba ama birazcık fazla olmuyor mu artık? Beni sevmediğini düşünüyorum. Ben seni hiç sevmez miyim kızım? Çok seviyorum. Neyse baba ya. Artık eve gidelim. Tamam hadi gel gidelim. Hey durun orada. O kim baba? Kim bağırıyor böyle? Ne oluyor ya, sen de kimsin? Sen örümcek adamsın. Baba ne diyor bu adam? Evet örümcek adam. Onu çatıdan zıplarken gördüm. Ha zıplarken. Yok ya, bilemedim, benim babam uçuyor. Hayır, örümcek adam uçamaz. O zıplıyordu. Ancak ağlarıyla falan uçar, anladın mı? Senin baban bir örümcek adam. Ya saçmalama, babam örümcek adam falan değil. Rüya mı görüyorsun? Baba ya, şuna bir şey söyle. Sana örümcek adam falan diyor. Ya kızım çok komik çocuk. Bak kızına yalan söylüyorsun sen. Sen örümcek adamsın, örümcek. Ben biliyorum. Ya komik misin ya? Bilemedim, ben de onun örümcek kızıyım. Evet olabilirsin. Babanın yeteneklerini sen almış olabilirsin. Ya saçmalama. Hadi gidiyoruz biz ya. Baba ne diyor bu? Hadi gidelim. Annen yemek yapmıştır. Bizi bekliyor. Tamam baba, hadi gidelim. Hey örümcek adam, dur orada. Yalan söyleme. Böyle kaçamazsın. Allah'ım ya. Hala bağırıyor babiş ya. Neyse kızım boşver. Annen yemek yapmıştır. Hemen eve gidelim. Tamam baba. Obey, sonunda eve geldim. Tamam ben arabadan bir şey alıp geliyorum. Tamam baba, hemen annemin yanına gidiyorum ben de. Anne. Ne yapıyorsun? Aa kızım hoş geldin. Hoş bulduk anne. Sana ne anlatacağım? Ne oldu kızım, ne anlatacaksın? Anne biliyor musun? Bugün bir çocukla karşılaştık babamla. O çocuk diyor ki. Ne diyor? Anne güya benim babam örümcek adammış. Ya duy da inanma. Anne neden şaşırdın? Komik olduğu için biraz şok oldum. Anladım. Anne çok komik değil mi? Babamı örümcek adam sandı. Hayatım ne oluyor burada? Seni biri örümcek adam sanmış ya. Büşra onu anlatıyordu bana. Evet ya, çocuk örümcek adam sandı beni. Çok komik değil mi hayatım? Evet çok komik. Allah Allah. Annem neden surat asıldı babamla ikisi? Aman neyse ya. Neyse anne, ben üzerimi değiştirip elimi yüzümü yıkayıp hemen yemeğe geliyorum. Tamam kızım, hadi sen çık. Tamam anneciğim. Annem neden öyle oldu? Niye suratını astı? Çok merak ediyorum. Hayatım, artık bunu kızımızdan saklamamalıyız. Saklamamalıyız ama nasıl söyleyeceğim bunu? Ben bir örümcek adamım diye. Ne? Babam bir örümcek adam mı yani? Ama artık kızımıza yalan söylemeyiz. Bunu açıklamamız gerekir. Haklısın ama hayatım. Dur telefon çalıyor. Efendim, tamam hemen geliyorum. Nereye böyle? Acil işim çıktı. Gitmem gerekiyor. Normal bir şekilde gelmem gerekiyor şuradan. Hemen. Anne, babam nerede? Nereye gitti? Kızım, babam... Evet anne, babam nerede? Babam nerede anneciğim? Ha kızım, biraz işi çıktı. İşi mi anne, ama yemek yiyecektik beraber. Yine babam bizimle hiç vakit geçirmiyor. Tamam kızım ama babanın işi var biraz. Anlayışlı olmamız lazım. Tamam peki anne. Bekleyeceğiz mi babamı akşam yemeği için? Evet bekleyeceğiz, hemen gelir. Tamam anne, o zaman ben bekleyeyim. Hala bana gerçekleri açıklamıyorlar. Hemen kasayı boşaltıp bana veriyorsun. Hiç para yok maalesef burada.
Hey, tüm parayı ver diyorum sana hemen. Yok üzgünüm, gerçekten yok. Bugün hiç satış olmadı. Bırak hemen o silahı. Sen de kimsin? Sana bırak dedim o silahı hemen. Hadi görelim bıraktır da. Bırakıyor musun, bırakmıyor musun? Bırakmayacağım diyorum sana, anlamıyor musun? Sen bunu sen istedin. Silahım ne oldu? İnanmıyorum. Resmen bir kapana kısıldım. Teşekkür ederim örümcek adam. Eğer sen olmasaydın canım tehlikeye girerdi. İyi ki sen varsın. Rica ederim. Polisi çağırdım. Birazdan burada olur. Of anne. Babam nerede kaldı? Hala gelmedi. Baksana saat kaç oldu? Kızım gelir dur, merak etme. Anne nasıl merak etmeyeyim ya? Of acıktım. Babamı beklemesek mi acaba? Anne o ses de ne? Dur kızım dur. Hayır anne, yukarıdan bir ses geldi. Kızım dur bir dakika. Duramam anne, bir şey oldu. Hırsız mı girdi yoksa? Aa anne. Kızım. Anne babamın burada ne işi var? Kapıdan girmedi. Baba sen gerçekten örümcek adamsın. Onun dediği doğru. Bunu öğrenmen an meselesi. Yani sen örümcek adam mısın? Evet kızım, örümcek adam. Anne uzun zamandır biliyorsun ve benden gizliyorsunuz. Ve sır olarak sakladın. Size inanmıyorum. Ben nasıl size güveneceğim bundan sonra? Demek ki her şeyi benden böyle saklıyorsunuz. Kızım kusura bakma. Ailemi korumam lazımdı. Eğer sen bunu bilseydin, birilerine söyleseydin bu bizim için ve en çok senin için bir tehlike olabilirdi. Kızım. Ne oldu baba? Artık çok yaşlandım. Görevimi yerine getiremiyorum. Hayır baba, sen hala yaşlı değilsin. Hayır kızım, bugün hırsızı etkisiz hale getirirken kendimi iyi hissedemedim. Ama baba, sen bence hala çok genç ve dinamiksin bence. Daha önce seni örümcek adam olarak görmesem de bence hala çok güzel şeyler başarabilirsin diye düşünüyorum. Hayır kızım, yapamam. Yerimi birinin alması gerekiyor. Ama bu kim olur bilmiyorum. Baba, bir şey soracağım. Ne oldu kızım? Ben senin çocuğun olduğun için aynı güçler bende var mı? Tabii ki var. Ama seni böyle bir riskli işe kalkıştıramam. Yani seni bu işi onu da görevli yapamam. Hayır baba, yap lütfen. Ben görev almak istiyorum. Demek ki senin gibi bir adamın kızıysam bu görevi üstlenmem gerekiyor. Dünya için bu gerekli. İnsanlık için. İstiyor musun bu kadar yani? Evet baba. Hem de hiç olmadığı kadar istiyorum. Sonsuza kadar. Seninle gurur duyuyorum kızım. Böyle bir şey isteyeceğini biliyordum zaten. O zaman hemen eğitimlere başlayacağız yarın. Tamam babacığım, başlayalım. Baban gibi süper kahraman olacaksın. Vav, kulağa gerçekten havalı geliyor. Günaydın baba. Günaydın kızım. Baba saat daha 5. Bu saatte neden uyandırıyorsun? Kızım, kötüler asla uyumaz. Ama baba. Ama kötüler uyumaz diyorum. Suçlular uyumaz. O yüzden bir süper kahraman olmak istiyorsan sen de her zaman uykusuz olacaksın. Anladım baba. Tamam. Hazır mısın? Evet baba, hazırım. O zaman ilk başta kostümlerini giymekten başlayalım. Kostümlerim mi? Evet evet, kostümler. Hemen kostümlerini giyin. Ama baba, böyle kostümler mi? Hayır, senin en sevdiğin renk pembe. Pembe kostümlerini giy. Vav, wow, bu daha havalı. Tamam, çok heyecanlandım şu anda. Hemen kostümlerimi giyiniyorum. Vav, wow, baba, bu da ne? Bu benim kostümüm mü? Evet kızım, sana özel. Baba çok güzel pembesin. Örümcek kız pembesi. Gerçekten havalı. Tamam, yeter artık. Bu işin güzel tarafı. Şimdi gerçek tarafına geçelim. Tamam baba, ne yapacağım? Hadi bakalım. İlk ağ atmadan başlayalım. Ağ atma mı? Evet. Bende ağ var mı baba? Evet, tabii ki de var. Senin de özel güçlerin var, benim gibi. Ama daha önce hiç yapmadım. Hadi bakalım dene, başarırsın. İnanıyorum ben sana. Ama baba benimki çok kısa süreyle atılıyor. Hadi bakalım kızım, başaracaksın. Aa baba, yapıyorum sanırım. Babacım yapıyorum. Evet tabii ki de yapıyorsun. Seninle gurur duyuyorum. Evet babacım, yapabiliyorum. Bu gerçekten mutluluk verici. Baba burası neresi? Senin gizli yerin. Buradan tüm örümcek süper kahraman olarak her şeyini yürüteceksin. Anladım baba, çok havalı. Daha önce neden burayı bana göstermedin? Daha önce sırdı. Asla bir süper kahraman olduğunu kimseye söylemeyeceksin. Tamam, anladım. Bak Büşra, söylemeyeceksin kızım. Tamam baba, söylemem ama bu havalı şeyi saklarsak süper kahraman olmanın ne anlamı var? Biz onların yanında yapmazsak. Eğer düşünürsen böyle olması daha iyi olduğunu ve süper kahraman olmak havalı bir şeyin olmadığını, insanlara yardım etmek için olduğunu anlarsın. Eğer gerçek bir süper kahramansan. Anladım baba. Ben de arkadaşlarıma falan süper kahraman oldum diye hava atarım sanmıştım. Ama neyse, sen öyle diyorsan haklısındır.
Baba bu ne? Yeni bir bildirim geldi. Bildirim mi? Yani böyle bir ses mi geliyor yardım olan ihtiyaçlar olunca? Evet. Telefonum da yüklü ve bu odada da yüklü zaten. Baba ne yapacağız? O zaman ilk görevine hazırsın. İlk görevim mi? Evet, ilk görevine. Hadi Büşra, sana güveniyorum. Peki baba, hemen gidiyorum adrese. Hemen bırak o çocuğu. Hayır bırakmam, onu götüreceğim. O benim artık. Senin olamaz. Annesi ağlıyor. Hemen bırakacaksın. Bırakmazsan yoksa sana cezanı veririm. Sen de örümcek adam olmaya mı karar verdin? Pardon, örümcek woman. Ne diyorsun sen ya? Çabuk diyorum, bırak onu. Yoksa seni çok kötü bir hale getiririm. Ya sen çok çizgi film izliyorsun sanırım. Bunu biraz azaltsan iyi olacak. Neden dersen kendini örümcek kız falan sanıyorsun. Peki, bunu sen istedin. İnanmıyorum. Ne yaptın bana? Hak ettiğini buldun. Hadi küçük çocuk, gidelim. Annene seni teslim etmem gerekiyor. Hadi, gidiyoruz annene. Canım kızım, benim nerede şimdi acaba? Kızımı polis de bulamadı. Örümcek adama da haber gönderildi. Ama bulunmuyor kızım hala. Başına bir iş mi geldi acaba? İyi misin? İyiyim, iyiyim. Tamam, camda bir hijyenin acımadı, sıkıntı yok. Hemen anneni bulalım. Merhaba. Aa kızım. Anneciğim. Kızınızı getirdim. Benim görevim bu kadar. Teşekkür ederim örümcek kız. Çok teşekkür ederim. Sana minnettarım. Rica ederim. Bundan sonra daha dikkatli olun. Kötü insanlar çok dışarıda. Çocuklarınızı sakın yalnız bırakmayın. Bu benim için büyük bir ders oldu. Asla onu bir daha yalnız bırakmayacağım. Teşekkür ederim örümcek abla. Rica ederim güzelim. Bay bay. Ya çok geç kaldım arkadaşımın doğum gününe. Kesinlikle bana çok kızgındır. Ne diyeceğim şimdi? Hediye bile alamadım. Bugün çok yoğundum. Babamı şu anda çok iyi anlıyorum. O kadar yoğunmuş ki adamın üzerine senelerdir hep gidiyordum. Ama mecburdum. İnsanları kurtarmam gerekiyor. Baba seni şu anda çok ama çok iyi anlıyorum. Neyse elimden geldiği kadar kendimi açıklarım. Merhaba, birazcık geç kaldım sanırım. Birazcık mı Büşra? Hiç gelmeseydin, hiç gelmeseydin daha iyiydi. Özür dilerim, biliyorum. Doğum gününe daha erken gelmem gerekirdi yakın arkadaşın olduğum için. Yakın arkadaşmış. Doğum günümde bile beni hatırlamayan birine arkadaş saymıyorum ben. Tamam ama sinirlenme lütfen. Ne sinirlenmeyecek kız ya? Sen bizi çok ekiyorsun bu aralar. Özür dilerim ama meşguldüm. Trafik vardı. Trafik falan yok. Telefondan kontrol ettik her şeyi. Bize bir de yalan söyleme. Tamam o zaman, özür dilerim. Sizin arkadaşlığınızı hak etmiyorum. O zaman ben gideyim. Aa bu da kim? Kimmiş? Öğrenirsin kim olduğumu. Arkadaşlarıma haksızlık yaptım. Büşra. Ne oldu? Buse. Ne oldu Buse'ye? Buse'yi bir kadın kaçıracak. Sanırım kötü bir kadınmış. Cadıyım falan da diyor. Ne diyorsun sen? Ne oluyor orada? Hey, ne oluyor orada? Ben de kimsin? Bücür. Arkadaşımı rahat bırak. Bırakmıyorum. Duydum ki örümcek kız varmış. En son bir çocuğu kurtarmış. Örümcek kızla tanışmak istiyorum. Ne diyorsun sen ya? Öyle bir şey yok. Örümcek adam diye bir şey var. Hayır, örümcek kız diye bir şey varmış. Eğer o gelirse kızı kurtarır benden. Yoksa bu kız en kötü doğum gününü yaşar. Ne diyorsun? Bırak arkadaşımı. Bırak dedim sana, bırak. Ne oldu? Hocam var, onu götürüyor işte. Ne yapacağız şimdi? Hemen babama bilgi vereceğim. Babamın buraya gelmesi gerekiyor. Nasıl, hemen gelemez ki? Gelecek, merak etme. Şu anda çok şey sorgulama. Onu kurtarmamız gerekiyor. Ne oldu kızım? Niye örümcek sinyali... Kızım, arkadaşının yanında bunu beni nasıl çağırırsın böyle? İnanmıyorum. Hasan amca sen nasıl böyle gelebildin? Çok sorgulama. İşte babam gördüğün gibi bir örümcek adam. Ne? Baban örümcek adam mı? Evet ama şu an sorgulama. Büşra, sır konusunda hiç iyi değilsin kızım. Ama baba, şu anda sana ihtiyacım var. Ne oldu? Arkadaşımı kaçırdı. Kız, örümcek kızı görmek istiyormuş. Cadı gibi bir şeydi. Tamam o zaman, halledeceğiz. Hemen adresine gidelim. Tamam baba. İşte buradayım. Bırak şimdi kızı. Söz verdiğim gibi. Bunu özgür bırakacaksın. Örümcek kız burada. Hatta örümcek adam bile. Ne? İkiniz de mi buradasınız? Evet. İkimiz de buradayız. Tamam. Kız özgür o zaman. İstediği yere gidebilir. Ama Büşra sen ne yapacaksın? Evet. Ben elindeyim şu an. Ne yapmak istiyorsan yapabilirsin. Ben? Evet. Ne istiyorsan yapabilirsin diyorum. İşte buradayım. Yeter ki arkadaşıma ve insanlara zarar verme. Ben sizi hayranınızım da selfie çekinebilir miyiz? Gerçekten bunun için mi bunları yaptın? Evet, sizin çok büyük hayranınızım. Selfie çekinmek istiyorum. Ya başımıza gelenlere bak. Baba ya, ne yapıyor bu kadın? Neden bizi meşgul ediyor? Hadi bakalım, insanlara iyilik için her şey yapmalıyız. Hemen onunla selfie çekinmeliyiz. Peki o zaman. Peynir der misiniz? Peynir. Oley! Örümcek adam ve örümcek kızın bir selfie'm var artık. Instagram'da her yere atacağım.
Hayır, bence bunu sadece bir sır olarak saklamalısın. Yoksa seni gerçekten cezalandırabilirim. Aa, tamam peki örümcek kız. Hiç kimseyle paylaşmam.